Merhaba arkadaşlar. Sınava çok az bir zaman kaldı. Başarı hikayelerini aslında noktalamıştık bu yıl için. Ama sevgili Berivan'la çok uzun süre önce sözleştiğimiz için ve hani gerçekten ben onu çok sevdim. Siz de çok seveceksiniz. Berivan'la hem tanışmanızı istedim hem de sınava yaklaşırken yaşadığınız o stresi, sıkıntıyı bir nebze olsun hafifleteceğini düşündüğüm bazı önerileri olacaktır mutlaka. Berivan Aslan konuğumuz. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisi. 2019 42 bin, 2020 29 bin ve en nihayetinde 2021'de 5K sıralama yaparak 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olmaya hak kazandı. Berivan hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Tebrik ediyorum seni öncelikle. Yani sabrından, azminden dolayı gerçekten hiç kolay değil. Sınava 3. girişinde tıp kazanmak. Önce soru tabii hep şu. Hep tıp mı istiyordun bu kadar bekledin? Yok, hayır. Ne istiyordun? Aslında ben şey oldu hocam. 9-10'dayken bilmiyordum ne istediğimi. Sonra 11'e geldiğinde ben bir sorgulama aşamasına girdim. Çünkü ben 9-10'da çalışıyordum. Sonra hani kimi öğrenciler şey diyor ya, ben 9-10'da bilincim yoktu. 11'de başladım. Belki tam tersi. 9-10'da bilinçliydim, 11'de gitti. 11'deyken ben şey dedim. Dedim ki şimdi koşuyorum, oluyor. Ama nereye koşuyorum? Şimdi önce... Şimdi çalışırsam tamam kazanabiliyorum, yapabileceğimi gördüm orada. Sonra dedim ki eğer oturup şu an düşünmezsem bir ömür kaybedeceğim. Ama şu an oturup düşünürsem en kötü bir ya da iki sene kaybedeceğim. Dedin ve karar verdin, öyle mi? Orada bayağı sorguladım, karar verdim. Boğaziçi bilgisayar istedim. Boğaziçi bilgisayar istiyordum. Çok istiyordum. Peki gelseydi Boğaziçi bilgisayar mı gidecek? Evet, zaten ben şey demiştim, diyordum hep. İlk 5000'e girersem şeye girelim, mühendislik yazarım diyorum. Ama her sene de mühendislikler çok arttı sağ olsun. Ya ama ucundan kaçmış yani, hani Ham'da 5092, yerleştirmede 5277. olmuş arkadaşınız, OBP'si 92. Bu arada netlerini de sizinle paylaşayım. Ondan sonra bu dönemde yaşadığı stresleri konuşacağız şimdi arkadaşlar. Berivan'ın TYT'de 32.6 Türkçesi var. 13.6 sosyal, 26'ya 5 matematik, 15'e 3 fen yapmış. 81 neti var. AYT'de 36'ya 1 matematik yapmış. Bana tebrik ediyorum. 11'e 3 fizik, 10'a 3 kimya, biyoloji fulllemiş. 13'e 0 yapmış. 68-25'te AYT neti var sevgili Berivan'ın. Berivan peki hani senenin bu zamanını direkt konuşalım şimdi arkadaşlarım. Ben biliyorum pek gelen mesajlarda, kanaldaki yorumlarda, konuştuğumuzda, canlı yayınlarda. Şimdi... Bu dönemki stresi neye bağlıyorsun? Ya da sen yaşadın mı mesela 2019'da, 2020'de, 2021'de? Evet hocam, ben 3 senede çok kötü geçirdim. Nasıl? Bir anlatır mısın bize? Ne geçirdin mesela? Hocam sınava yaklaşınca şey oluyor böyle. İnsan anlamsız bir şekilde her şeyi heyecanlamaya başlıyor. Özellikle sınav yerleri açıklanınca sanki sonuç açıklanmış gibi bir stres oluyor. Gerçekten öyle. İnsan bakamıyor bile. Sonuç açıklanınca sınav evet. Yerleri açıklanınca sonuç açıklanmış gibi oluyor. Evet, gerçekten öyle heyecanlı. Bak, sınav yerleri açıklanınca öyle oluyorsa sonuç açıklanınca ne oluyor? Tahmin bile edemiyorum. Evet hocam, hatta geçen sene şey olmuştu. Sınav kötüydü ya, çok zor geçmişti. İyi bir şey beklemiyordum ben de artık. Ve rüyalarımda görüyordum. Hatta rüyalarımda şöyle gibi bakıyordum. Şöyle göremiyordum. Bir kere şey gördüm. 8000'e girdiğimi gördüm. Kardeşime söyledim ama ben 10.000 bile beklemiyordum. İkizime söyledim. O da şey dedi. Haydi inşallah dedi. Sonra birkaç gün sonra şey gördüm, 7000'e girdiğimi gördüm ama hocam şöyleyim rüyada, böyleyim hemen kapatıyorum. Hemen uyanıyorum, o kadar korkuyorum ki. Ya rüyada bile açamıyordum, sonra 7000'e girdiğimi söyledim. O da sen de coşma istersen dedi. Bu arada Berivan'ın ikizi var, tek yumurta ikizi. O ilk yılında mı kazandı? İlk senesinde hocam. İlk senesinde 19 Mayıs tıpa gitmiş arkadaşınız. Ya bir de uçma istersen falan hani 7000. Hiç iyi bir şey beklemiyorduk. Ya ama şimdi tabii önceki yıllara bakınca değil mi? TYT çok kötü geçti falan. Evet. Şimdi bunları konuşacağız ama Berivan. Hani sınav yaklaştı ya şimdi. Evet. İşte 13-14 gün kaldı sınava. Hani mesela gerçekten hani ya olmazsa, ya bu senede özellikle 3. girişi olan arkadaşlarım var. 2. girişi olanlar var, mezunlar var, 12'ler var. Yani sen mesela senenin bu dönemi nasıldı? Hani sınav yerleri açıklandı. Gece uyuyabiliyor muydun? Ders çalışabiliyor muydun? Çalışıyorsan ne çalışıyordun? Biraz onları anlatır mısın? Hocam ben çoğunlukla şey çözdüm. Geçen sene AYT denemesi çok az çözdüm. Ben bir de Aralık falan başladım çünkü çok yorulmuştum. Mesela matematikte çözecek kitap yoktu geçen sene. Acil çözdüm. Son
tek bir kere çözdüm hocam. O da bir ayda işte Aralık'ta oturdum bir kere çalıştım. Bir hoca izliyordum. Onun notlarını falan. Sonra hiç matematik bakmadım ben. O Senin bende bir denemelerin mi gerginlik vardı? yaptı. AYT, matematik hiç bakmadım hocam. Hiç. Hiç bakmadım. Ben de şaşırdım 36 olmasına. Ama onu sınav anındaki şeye bağladım. Yani onu Evet. sınav anında yönettim. Sınav anında yapabildim diyorsun. Ama şimdi bak Beriba, sen hiç matematik çalışmadın da bir Çalıştım. dakika. Sen 12'ye 12'de sınava girerken çalıştın bu sınava. Evet. İlk mezun yılında çalıştın bu sınava. Evet. Yani çalışmana zaten gerek kalmamış. Evet. Ben bunu söylüyorum ama beni dinlemiyorlar. Ben diyorum ki hani hocam ben çalışamıyorum. Ben eskisi gibi çalışamıyorum. 2 aydır bana bunu oynuyorlar. Evet. Ben de diyorum ki sen çalışmana gerek yok ki. Zaten çalışman gerektiği kadar çalışmışsın. Çözeceğin başka kitap kalmış mıydı mesela? Yoktu hocam. Ha işte. Ben ona da üzülüyordum. Ha ya Kitap yapacak bir şey kalmamış. Ne kalmadı. yapacağım ben şimdi? Anladım. Evet. Peki nasıl yönettin? Hani o stresi. Tamam. Şimdi bir kitap çözmemek de seni rahatsız ediyordu. Hocam işte o rahatsız etti. Halbuki mesela orada şey düşünmedim. Yani mesela şu anda bu şekilde strese giren insanlar da, arkadaşlar da vardır. Onlar mesela şey düşünebilirler işte 2 aydır şu konuya bakmadım, 2 aydır şu derse bakmadım falan. Ben 6 ay bakmadım, hatta 5 ay bakmadım matematiğe. Son ay işte sadece o izlediğim ilk başta onu tekrar ettim. Bir de işte bir video vardı. Ben genelde şey yaptım sınava 1-2 hafta kala. Tüm videoları mesela AYT biyoloji önceden izlediğim 2x'te hepsini bir kere de izledim. Bir kimyayı izledim. İşte tüm Maraton dersi. yaptın yani. Evet, son 2x'te hepsini bir kere izledim. Yani uzandığım yerden izledim. İşte artık çalışamıyordum. Nerelere gidiyordum orada izliyordum. Bisikletle izliyordum. İşte. Bu arada Berivan bir ekosistem üyesi arkadaşlar. Gururumuz kendisi. Ya yani bunu da gurur duyarak söylüyorum. Evet. Yani ve dedi ki bana hocam ben son yıl dershaneye de gitmedim. Sadece sizi takip ettim. Başka hiçbir şey yapmadım dedi. Hani öyle değil mi? Şimdi Evet hani hocam. sanki ben şey yapıyormuşum gibi böyle olmasın. Yok hocam. Sallıyormuşum gibi. Şahitlerim Aynen. öyle. Ya şimdi işte gerçekten bugün attığım bir video var. Gelen yorumları söyleyeceğim. Yani artık ekosistem üniversite paketini açacağız. Uni Jedi'larımız da olacak. Artık üniversiteye gidince de beraber olacağız inşallah. Kariyer planlaması vesaire. Her şeyi konuşacağız. Şimdi Berivan, bu işi mesela sınava 3 defa girmiş bir öğrenci olarak. Şimdi mesela 42 bin yaptın. Evet. Kardeşin bir de tek yumurta ikizi. Hani Aynen öyle. aradaki bağ çok güçlü. Tıpa gitti sen 42 bin yaptın. O an neler hissettin? O biraz şeydi böyle pek gitmek istemiyordu tıpa. Bir de şeydi onda da vardı bu. Yani aslında ayrılacağız diye çok mutsuzduk orada. Ha, biz ayrılıyoruz diye mutsuz oldunuz. Evet biz orada ayrılıyoruz diye mutsuzduk. İşte ama işte gittikten sonra zaten bir dönem sonra korona geldi. Korona geldi. Korona Ondan geldi ve sonra geri herhalde geldi. geldi. O gülerek oynayarak geldi. Peki, 2020'ye hazırlandın. İyi Evet. çalıştın. Evet. Hani o Son aylar hariç hocam. son aylar hariç Çünkü biliyorsunuz sınav öne alındı ön falan. alındı, geri alındı. Yani onu çok konuşmak istemiyorum ama mesela hani orada 29 bin geldiğinde neler hissettin? Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Diye bir şey yok. 2019'da o kadar üzülmemiştin, değil mi? Yok. 2019'da hatta gece 3-4 gibiydi. Teyzem şey oldu. Beni uyandırdılar. İşte gece açıklanmıştı. Kaç bile işte sınava çıkarmış falan dediler. Baktım 40 kişi. Zaten hiçbir şey beklemiyordum. Tamam dedim. Sonra teyzem hep bana dedi. Yani üzülsene. Ben de uyuyacağım karışmayın. Ama kardeşim mesela sabaha kadar uyumamış. 9000'e girmiş. Sabaha kadar uyumamış. O da üzülüyor yani, sevinmiyor aslında. O 9000'e girdiği için mutsuzdu. Evet. Mutsuzdu. Peki 2021'e geldik. Şimdi Evet. 2021 sınavına öyle ya da böyle işte hani çalışmak istiyorsun, yapacak bir şey yok. Peki deneme denetlerin nasıldı? Teyzem Ayten hocam. İkisi de. AYT genelde ilk çözdüğümde şey geç çözdüm ben AYT denemelerini. TYT'de yani bir 100'ü 110'u geçmiştim var. 110'u geçmişliğim var. Hep 100 artı Var. geliyordu yani. Evet 100 artı geliyordu ama benim TYT'de sorunum vardı hocam. Şey dönemdi aslında. TYT'de sıralama da yani hangi sırayı çözdüğümüz aşırı derece önemli ve değiştirmemeliyiz. Bu Değiştirmemeliyiz. çok önemli bir şey hocam. Yani sen ilk matematik mi çözüyordun yoksa? Ben ilk başta şey yaptım. Geçen sene bunu uyguladım. Geometri çözdüm. Hiç şansıma zordu. Geometri, fen. Sonra Türkçenin ilk 20 sorusu genelde birazcık uğraştırıcı oluyor. Pardon, son 20 Son sorusu. 20 sorusu İlk ha. 20 sorusu gerçekten kolay oluyor hocam. İşte son 20 sorusu bitirip şimdi fen kolay geliyor genelde. Geometri de sevdiğim bir ders. Şimdi onlardan başlayayım. Ha, Sonra kolaylarını yapayım. Sonra Türkçenin uğraştırıcı kısmını yapayım. evet, sonra da işte sosyal ard arda geliyor hocam. Sosyali bitirip yani Türkçe ilk 20 soru kolay. Oradan bu şekilde biraz değişik. Giderim diye yaptım. Öyle de yaptım.
Yani yine 80 yaptım. Ama geçen seneye göre 80 hiç yoktan Bence iyiydi. iyi. Evet, çok kötü bir net değil. Peki şey mi? AYT netlerin kaç geliyordu denemelerde? AYT, işte hocam ben AYT denemesi şey matematik pek çözmedim. İşte şeydi böyle geç işte bu hatam da buradaydı aslında. Yani o kadar kitap bitirdim ama işte 3 ay 4 ay çalışmadım diye dedim ki ben yapamayacağım herhalde. Öyle bir strese girdim. Onu işte orada deseydim ki yok ben o kadar kitap çözdüm. Hatta onu sınav anında şey yaptım hocam. Sınav anında şöyle oldu. Ona da hemen anlatayım. Hocam sınav anında şöyle oluyor. Bu kadar kitap çözüyoruz ya. Hiç benzer gelmedi. Mesela matematik soruları, fizik soruları o kadar farklıydı ki. Mesela tüm geometri, tüm trigonometri konusunu bir soruya sığdırmışlar mesela. O kadar. Evet, işte ben o an şey yaptım. Dedim ki ya sınav çözdüğüm soruları çözdüğüm kitaplara benzer gelmedi ama ben o çözdüğüm sorulara güvenerek çözdüm. Yani mesela dedim ki bu da böyle çözülmüyorsa nasıl çözüyorsun artık? Yani kendi kendine burada mücadele verdin. Ya evet. Yöntemleri ama yani işte demek ki anlamışsın yani. O kitapları boşuna çözmemişsin. İşte evet hocam işte orada şey düşünüyoruz. Diyoruz ki işte bu da bu soruda böyle çözülmüyorsa artık nasıl çözülsün yani. Bundan sonra ben yokum artık dedim. Yani Yani o o şekilde çözümde peki çok zaman aldı mı mesela AYT matematik özellikle? biraz aldım. Yani eşit aldı bence benle beraber. Seninle beraber diyorsun. ETA'nın nasıldı peki? Yapabildiğini hissettin mi? TYT'nin ben zor olduğunu anladım. Özellikle geometrinin. Sonra şey yaptım. Sınav anında gerçekten zorsa herkese zor. O anda onu yönettim ve sonra devam ettim. İşte o şekilde kurtardım. Hiç Kurtar. yoktan Aynen. hocam. Yok yani belli yani 100 net yapanlar zaten 80'e falan çok rahat düştüler. Yani normalde işte 2020 kaynaklarıyla hazırlandık. Biz elimizde de bir şey yok. Böyle bir sınavda hiç görmedik zaten. Evet. Dolayısıyla ne olacak? İşte 100 yapıyorum, 110 yapıyorum. Ama sınav öyle bir geldi ki hani ne olduğumuzu anlayamadık o matematikte özellikle. Evet. Peki şimdi bir daha soracağım. Sen ısrarla söylemiyorsun ama AYT genel denemesi hiç mi yapmadın? Yaptım hocam. Kaç yapıyordun AYT'de? 60 ile başladım herhalde. İlk o da çok geç çözmüştüm hocam. Sınava 2 ay 3 ay kalmıştı. Benim AYT'm iyiydi bu arada hocam. Ben çok AYT seviyordum. Yapabiliyordun yani. Yani evet. Aslında sevdiğim için yapıyordum yani. Çok da şey nankör değil TYT gibi. Yani yapınca Yani oluyor hocam. karşılığını alıyorsun Evet yani. doğru kaynakları çözünce, ders kitabını falan çözünce oluyor. Öyle Anladım. şey bir ders değil. Bir de getirse çok yüksek. Değil Yani mi? evet evet hocam. TYT'ye göre baktığın zaman Ben şey yaptım hocam. Siz paraf'ı çözün demiştiniz. Öyle hatırlıyorum. İşte paraf denemesini aldım. Branş branş aldım ama. İşte sınava az bir süre kalmıştı. 2 ay falan vardı o zaman. İşte paraf denemesinde ilkini çözdüm hocam. Baktım hangilerini yanlış yaptım. Hemen daha önce izlediğim hocanın videosunu açtım orada. Onu seyrettim. Sonra orayı kapattım. Yani soruyu anladım, kapattım. Sonra öbür deneme yine böyle geldi, yine böyle geldi. Diyelim ki 10 ya da 15. denemeden sonra ben artık hepsini yapabilmeye başladım. Ve hep full free gitmeye başladım. matematik fulluyordun yani. Yok, Şey feni. fizik, kimya, biyoloji, evet, Ha parafları. feni fulluyordun yani. Bir de Evet. parafta. Evet. İşte aklın yolu bir sevgili arkadaşlar. Yani burada yapılacak şey yanlışların üzerine gitmek. Kesinlikle Yaptım hocam. diye sevinmeyeceksin. Yapamadım diye. Çünkü ya bu sınav değil. Gerçek sınavda ne yapacağınız çok önemli. Evet. Denemelerde yapamadığınız soruları çok sevmeniz gerekiyor. Bunu her zaman söylüyoruz ama işte. Peki şimdi çalışamadığın zamanlar ne yapıyordun? Yani uzun bir süre çalışamamışsın mesela. Ağlıyordum. Ağlıyorsun. Hem çalışmıyorum hem ağlıyorum. Ya genelde hocam 3'tü ya 3. sene. Bir de gitmek yani neden kaldığımı da anlamıyordum. Çünkü konuların O bitmişti kadar bayağı. çalıştım. Her şeyi yaptım. Buna rağmen 29 bin Evet yaptım. yani. Yani ben daha ne yapayım? Öyle mi? Ona mı bağlı? Yani biraz şey oluyordu hocam. Bir de korona falan vardı ya. Hep evdeydik. Yapacak bir şey de yoktu. Genelde oturup şey yapıyordum işte. Ağlıyordum. Boş zamanlarında. İşte şey yapıyordum. Videolarını seyrediyordum. Başarı hikayeleri. Canlı yayınlar oluyordu. Önerdiğiniz müzikler oluyordu. Onları dinliyordum. Filmler oluyordu, izliyordum. Evet, yapıyordum. Peki evdekilerin sana olan bakışı nasıldı mesela? Hani şimdi öyle ya, tek yumurta ikizin var, ikizin gitmiş kazanmış, sen hala uğraşıyorsun bir sene iki sene. Evet. Nasıl yani, böyle bir şey hissediyor muydun yani, ya işte ben Biraz hissediyorum. ailenin yüz karası. Hocam mezunda kalan herkes bence böyle hissediyor. Mezunlukta böyle bir psikoloji şeyi Var var. mı öyle bir şey? Mezunlukta bence bir alınganlık var. Ama yani bu alınganlık çok gereksiz değil mi yani? Çok Yani siz gereksiz. bizim canımız ciğerimiz değil misiniz? Yani Kesinlikle. evdekiler yani seni ayırır mı? Sen herkesin başının tacısın, öyle değil mi? Evet Ne hocam. yaptılar? Destek oldular mı? Yani Oldular.
Mesela ne dediler yani? Mesela anne baban... Bana annem kal dedi zaten. Değil mi? Annem kal Helal dedi. olsun. Ya buradan kucak dolusu sevgilerimizi, saygılarımızı, selamlarımızı gönderiyoruz. Ya gerçekten bu mezunluk süreci tek başına yönetilebilecek bir süreç değil arkadaşlar. Yani tabii ki yapılabilir. Ama yani birilerinin yanınızda olduğunu bilmek. Ya mesela Berivan hani annesi demeseydi kal bu sene de gitme. Belki Berivan gidecek 29 günde bir yere Evet. yazacaktı yani. Yazdım sonra sildim hocam her Yani değil şeyi. mi? Evet. Bunlar çok Bir de önemli. O hocam son bir yüzden saat kala sildim her şeyi. Annem son bir saat kala kızım sil helal olsun. Vallahi helal olsun. Bak şu tüylerim diken diken oldu. dedi. Bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Yani mezuna kalmak dünyanın sonu değil. Değil. Mezuna kalmak iyi yönetilirse Evet. yani şimdi hani benim hani iyi yönetmiş diyemeyeceğim. Ders çalışmadım ne yaptım diyorum ağladım diyor. Hocam ama çok tektim. Yani ben artık odaya kilitledim kendimi. Tek başıma çalışmam gerekiyor. Şimdi orada şey oluyor. Ders çalışamadığın için vicdan azabı Vicdan. Evet. çekiyorsun. Şimdi mutsuz oluyorsun. Evet. Şimdi mutsuz olduğun için canın ders çalışmak istemiyor. Tamam, buna ben mutsuzluk sarmalı diyorum arkadaşlar. Bu böyle devam ediyor. Bunu kırmak lazım. Bunu kırdığınız zaman her şey biraz daha kolay, biraz daha güzel, biraz daha yapılabilir oluyor. Ben öyle düşünüyorum. Evet hocam öyle. Ben bir daha geçmişe dönsem yine mezuna kalırım. Üç kere yine sınava girerim ama mutlu değilim. Tamam, Çünkü mutluyum. hiçbir anlamı yok. Mesela benim dün dün ya da önceki gün herhalde yerler açıklanmış. Hocam kuzenim mezun nasıl ağlıyor nasıl ağlıyor. Biri bana şunu derse, biri bana bunu derse. Dedim ki biri derse duymazsın. Bu kadar. Yani. Yani bir de hocam şeye de gerek yok. Hatta trajediye gerek de yok. Yani bir kere daha sınava girmek demek dünya Şey sonu değil diyordum ya, ki. olayı dramatize etmeyin, bu kadar bitmeyin yani. Evet. Hocam mesela şey olmuştu. Mesela sınava bir hafta 10 gün kala ben çok fazla işte dedem yani bir köy var orada. Oraya falan çok gidip geliyordum. İşte bu denemeleri, alan denemeleri falan çözüyordum. Ya benim geçen seneki çalışmama göre yani dediklerinizi yapıyordum. Bu arada kamplarınız çok iyi oluyor hocam. 15 tatil kampı. 2019'da mesela o aşırıydı benim için. Hatta ben orada 11 şeyi bitirdim. Kimya ve biyoloji bitirdim. Maşallah. Ama 2 haftalık süredi. İşte hocam o stresler falan geldiği zaman önce sakinleşmek gerekiyor. Yani bu kadar dünyanın sonu değil, abartmamak gerekiyor. Çünkü çok ihtimal var. Şimdi mezuna kalsan da yani şimdi her şey çok pahalı. Kitaplar falan çok pahalı ama yani yine de eski kitaplar var. Ya da işte arkadaşınla 2-3 kişi toplanıp kitap alınabilir. Sırayla yani 3 farklı kitap alınır. Sırayla döner. İlla üzerine yazmaya gerek yok ki. Ya da fotokopi, ya da çok pahalı da. İşte ya da hocam üniversiteye gidilir. Sonra orada çalışılır. Yani alternatif çok fazla. Çok fazla Yani o var. yüzden şimdi bunları niye anlatıyor Berivan? Şunun için. Sınava gireceksiniz ya şimdi. Yani bir şeyleri çok fazla abartmayın. Mezuna kalmak ya da istemediğim bir bölüme gitmek. Mesela dün canlı yayında bir arkadaşın soruyor. Diyor ki hocam üniversiteye gittiğimiz zaman üniversitede sınava hazırlanmak nasıl bir şey? Ya bunu tamamen kişisel. Evet. Senin hayata bakışınla ilgili. Yani bunu çok güzel yapabilenler var. Ama bunu hiç beceremeyenler de var. Yarı yolda bırakanlar da var. Yani sınav önemli ama her şey değil. Yani bunu bu kadar stres haline getirmeye bence hiç gerek yok. İşte birebir hani dibine kadar da yaşamış bir arkadaşınız söylüyor bunu. Yani 3 defa sınava girmiş. Peki 2021 sonucun geldiğinde neler hissettin? Yani 5000'i görünce. Hocam ağladım yine. Ya bak, çok ağlaksın ya var ya bir şey diyeceğim. Hocam siz gerçekten babam da yurt dışından gelmişti. Babam filan dedi bu arada hocam. Oradan gelmişti ve ben o kadar çok şey yaptım ki ben uyandım dedim ki sabah 7 gibi açıklanmıştı. Hemen odaya gittim. Sınav açıklanmış, sınav açıklanmış. Herkes beni bekliyordu. Ben yarım saat orada dua ettim falan işte. Dedim ki ne olursa olsun mutlu olacağım. Ne Kıyamam olursa sana. olsun mutlu olacağım. Sonra telefonu bir açtım. İkizim de bu arada hocam destek olmak için o da sınava girdi. Benim bir tane şey var. Zeynel abim var. O çok yardım etti. Sağ Kendisi olsun. Buradan 35 selam olsun yaşında. Zeynel abine. Abim, Zeynel abi bir de ikizim. Bana destek olmak için beraber sınava girdik. Çünkü ben de seneye... Hepsi beraber mi girdi? Hocam evet hepimiz beraber sınava girdik ve ben geçen sene dershaneye falan gitmediğim için tek başıma çalıştım. Ya hocam hiç öğrenci görmek bile istemiyordum. Ve tek bir kere dershanede denemeye gittim. Başka işlerinde dershanede denemeye gitmedim. Kurumsal denemeye de girmedim. Hiç girmedim hocam. Çünkü psikolojim bozuyordu. Yani mutsuzdum. O yüzden girmedim. Sağ olsunlar destek olmak için beraber girdik. Ve hocam şansıma hepimiz aynı okulda denk düştük ve biz aynı kattaydık. Biz gülerek falan girdik. Ne kadar güzel ya.
Yani sonuç geldiğinde sen gittin bir yarım saat dua ettin. Öncesinde. Öncesinde sonrasında çok mutlu olduk. Açtın. Öyle bir şey yok. Evet. Baktın. Senden önce bakmışlar mı? Yok, bakmadılar. Artık kapıya burada. Artık lütfen bak. Çıktın baktın o sonra tabii. 5000 evet. Çığlıklar kıyamet. Böyle çok sevdim. Baktım dedim ki oha İzmir'de geliyor. Çünkü ben ama ilk 10.000 bile şey yapmadım hocam. Yani düşünmüyordun yani. Hiç bakmadım. 10.000 bile beklemiyordun. Tabii 9 Eylül tıp gelince. Evet. Yani çok sevdim. Peki Merivan, şimdi bu sene sınava girecek arkadaşlarına, evet, 18 Haziran'da TYT'ye, 19 Haziran'da AYT'ye girecek arkadaşlarına birkaç cümleyle seslenmek istesen onlara neler söylersin? Onları, hocam sınav anını gerçekten o kadar çok yanlış algılıyoruz ki. Aslında sınav anında biraz şey yapmak gerekiyor, eğlenmek de gerekiyor aslında. Çünkü o kadar trajediye gerek yok. Mesela benim çözmediğim kitap kalmamıştı AYT matematikte. Ama tek bir kitap çözdüğüm için kendimi suçladım. Neden bir kitap çözdün? Neden? Yani son yıl için söylüyorsun. Evet hocam, yani kendilerini yüklenmesinler. Çünkü elinden geleni yaptılar zaten. Yani bir de o sınav anında onlar geldi şeyi düşünüyor. Yani şöyle düşünüyor hocam. Sınav sonucunu düşünüyor. Sınav sonucu işte o soru yanlış olsun. O sorunun doğruluğu yanlışlığı önemli değil o. O an şeyi düşünüyor. Sınav sonucunu düşünüyor. Yani orası gelecek bizim elimizde olan bir şey değil. Sadece şu anda mükellef. Sadece yaptığınız işe odaklanın arkadaşlar. Evet. Yani çözdüğünüz soruya. Ondan önceki soru değil, ondan sonraki soru bile değil. Kaldı ki dediği gibi Berivan'ın sınav sonucu. Hiçbir şey düşünmeyeceksiniz. Bir siz, bir kitapçık. Bu kadar. Kesinlikle. Etraftaki hiçbir şeyi görmeyin, duymayın. Yani sınıfta ne bileyim, yani gerçekten şeyler olabilir. Mesela dışarıda gürültü olabilir. Sınıfta bir arkadaşınız çok heyecanlanıp bir fenalık geçirebilir, Allah korusun. Böyle şeyler de olabilir. Ama odaklanıp sorunuzu, sadece o soruyu çözmeniz gerekiyor. Başka hiçbir şeyle uğraşmamanız gerekiyor. Evet. Soru soru ilerlemeniz gerekiyor. Birer birer. Ben ya şey bir soruyu çözemedin mi? Mesela bir de sınavda bu aklına da takılıyor insanın. Bazı öğrencinin böyle bir şeyi var ya. Evet, ben o yüzden şey yaptım hocam. Dedim ki matematik diğer hepsinde önce asalları çözün dedim. Çünkü mesela şey de oldu. Ben bunun faydasını gördüm. AYT'de matematikte özellikle. Çünkü her sayfayı karıştırmış oluyorum bir kere. Bir de soruda çözmüş oluyorum. Bir de mesela atlaya atlaya gittiğim için diğer soruları görüyorum hocam. Zaten zihin bir yerde çözmeye çalışıyor gibi hissediyorum ben. Çünkü görünce, şimdi ilk gördüğüm zaman değil de bir iki dakika sonra hatırlıyor da işte kaç süre sonra. Hemen hatırlıyor ve sonra daha rahat oluyor. Ya ben asalları çözelim önce matematikte. O şekilde gittim. Yani bir de hocam şey oldu, sözünü böldüm ama. AYT matematik sınavında şöyle bir şey oldu. Ben işte soruyu kendime güvenmediğim için ama ben her zaman şey yapıyordum. Diyordum konuyu çalışırken. Diyordum sınavda gelse ben matematik sorusunu şöyle çözerim. Hatta bu analitik geometri falan vardı. Bayağı zordu bence. Hı-hı. Onların formüllerini oturdum hocam. Şeyi çizdim. Çember çizdim. Şeyi çizdim. X'ye yazdım. Formülleri türettim kendi kendime. İşte yani nasıl gelişeceğini. Sonrasında çözmeye çalıştım. Ve sonra şey oldu hocam. Sınav anında ben baktım ki fizik zor, matematik zor, biyoloji zor ama yani hiç yoktan onlara göre az zor. Ve şey dedim hocam, dedim ki artık baktım akmıyor sorular. Dedim ki orada kendime bir gaz ver, dedim ki öyle bir çözüm ki dedim. Herkes desin ki vay be nasıl matematik çözdün. Ama gerçekten vay be nasıl matematik çözdün. Ama hocam 36 zerre beklemiyordum. 36'ya 1, 35-75 net. Çok çok güzel net. Yani gerçekten tebrik ediyorum seni. Hani zaten hani sanat tıpı getiren de AYT matematik metin olmuş. Kesinlikle hocam. Yani 36 matematik beni gerçekten bayağı ilerletti. Hani attıklarım var derken. Çok usturuplu attım hocam. Ama bak şimdi şöyle bir şey var. Mesela iyi öğrenci, matematiği bilen öğrenci. Mesela bunu ben şu son 2 haftadır duyuyorum mesela. Gerçekten iyi yapan çocuklar şunu söylüyor. Hocam artık soruyu okuduğum zaman şıklara bakınca doğru cevabı tahmin evet edebiliyorum. Yani bu şey değil. Hani bu atmak değil. Çocuk o kadar çok o soruyu çözmüş ki. O benzer soru çözmüş ki. Ya da soru tipine o kadar vakıf ki cevabı tahmin edebiliyor. Ya da eleyebiliyor mesela. Hani matematikte şık elemek öyle kolay bir şey değildir yani. Hani ama işte iyi çalışınca böyle oluyor sevgili arkadaşlar. Berivan çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sana yürekten başarılar diliyorum. Bundan sonraki hayatında mutlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum. Sağ olun. İkizine, ev halkına, Zeynel abine, abine, herkese çok selamlarımızı, saygılarımızı buradan gönderiyoruz. Hepinize sağlıklı, başarılı, güzel günler diliyorum. Umarım gönlünüzce olur sevgili arkadaşlar. Hoşça kalın.